Türkiye'nin en küçük kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra Akıllı. Bugünkü konuğum Samet Özcan. Alkış istiyorum. Artık kanalı satın aldım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Samet'e mimarlık hakkında sorular soracağım. Merak edilen sorular. Göreceksiniz çok güzel sorular. İyi hazırlandın mı dersine? Hani iyi hazırlandım. Samet şu an sorulardan habersiz. Hazır mısın? Hazır değilim. Hiçbir zaman hazır değilim. Şu anda hazır olamadım. Ben hayata hazır değilim. Gençler bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Devam edin. İlk sorumuz gelsin. Samet buraya çıkınca farklı mı? Başlamadan önce kollarımı kıvırmak istiyorum herhangi benim bir... Benim de Yalnız kombinimiz de çok uyumlu kardeşim. Kanalın sahibi olduğum için bu tarz şeyleri takmıyorum. Oo. Mimarlar neden havalı? Mimarlar neden havalı? Aslında havalı olmamak için sebep yok. Çünkü mimar olmak birazcık insanlardan aykırı olmak anlamına geliyor günümüzde. Aykırılıktan kastım saçlarını sarıya boyayanlar var, kırmızıya boyayanlar var. Aykırı olabilmek için dövme yaptıranlar var. Mimarlar yani hayata bakış açıları, pencereleri farklı oldukları için hep kendilerini başkalarından üstün zannediyorlar. Üstün zannetmelerinin sebebi de egolarının olması. İnsana yaratma duygusu ego kavramını sağlıyor. Ego kavramı da insana her zaman bir böyle hava kattığı için havalı olduklarını düşünüyorum. Sen o zaman tanrı diyebilir misin? En çok merak edilen soru. Neymiş mimarlıkta yani? Güzel kız var mı? Tamam ben kendi okulumdan söyleyeyim. Ben Işık Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum. Işık Üniversitesi'nde hiç güzel kız yok kendi bölümünde. Gerçekten hani... İçindekiler ampalı. Bizim okuldaki kızlar saçlarını pembeye, mora. Kanka sanki şirinler biliyor musun? Mantarlar vardır rengine. Biliyorum. Aynı o mantarlara benziyorlar. Pembe sarı kırmızı mantar gibi geziyorlar ortada. Bence değişim yaratmak, marjinallik yaratmak bu olmamalı. Mimarlık okuyan kızlar bizim okulda değil ama genel Instagram'dan olarak. Genel olarak konuşmam gerekirse çok güzel kızlar var arkadaşlar. Gerçekten hani yemede yanında yat dediğimiz cinsten mimarlık okuyan kızlar var. Başka okullarda. Bunları Instagram üzerinden arada sırada görüyorum. Bence mimarlık bir kıza çok yakışıyor. Erkeğe daha da çok yakışıyor. Çünkü fark ederseniz tabii ki de ben mimarlık okuyorum. Hani yakıştığını şuradan. Kanalıma abone hala olmadıysanız aşağıdaki butondan sağdaki yani ne şöyle abone olabilirsiniz. Gömlek farkıyla anlayabilirsiniz. Evet tamam geç o zaman soruyu. H cetveliyle gezmek zor. Evet H cetveliyle gezmek zor. Çünkü H cetveli inanılmaz bir şey. 70 santimlik bir şey düşünün ve habire götünüzde dolaştığını düşünün bunu. Ya bizim okulda da var mesela dolaşıyorlar falan. Mimar olduğunu oradan anlıyorum zaten. Uzun bir cetvel uzun bir cetvel. Çıkaracak böyle amına koyacak gibi. Kafa yararı biliyor musun? Birinin kafasına balta diye saplasın. Saplanır yani gerçekten. Hatta metrolarda şimdi İstanbul'da yaşayanlarınız bilir. Yukarıda şey çizgi film geçiyor. Evet, yani evet. Bizi uyarmak için metroda çizgi filmimizi yapmışlar. Sağa dönüyor adam, sola dönüyor. Evet, metronun evet. İçinde. Gönder gelsin kardeşim. Günde kaç saat uyumuyorsun? Şöyle anlatayım. Genelde proje dönemlerinde daha çok uyumuyoruz ama genelde de uyumuyoruz. Uyuduğumuz süreler zayıflı. Hatta ben geçenlerde şeyi düşündüm. Küçükken uyumadığım süreler için çok üzüldüm. Normalde ben küçükken erken kalkmayı seven bir çocuk. Sabah saat 6 olduğunda zink diye kalkardım. Yani annem babam hiç uyandırmasına gerek yok. Zink diye kalkardım. Hayatı erken başlardım çünkü sabah 6-7 kuşağı çizgi filmlerini de kaçırmak istemezdim. Ama pişmanım. Onları bile izlemeseydim uyusaydım ki şu ana depolasaydım diyorum. Agresifleşiyorsunuz. Gün içinde artık insanlara tahammül edemiyorsunuz. Daha çok konuşma istemiyorsunuz. Arkadaşlarınızla dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Sen arkadaşların... ona rağmen enerjiksin ya. Böyle evet. Bir enerji olamaz artık. Bir saat bile uyusa yerinde duramıyor arkadaş. Duvarlara tırmanıyor. Demek ki uyusam neler olacak. Mimarlık bölümü için ne kadar masraf ediyorsun? Daha cuma günü 200 lira verdim. Gençler çok pahalı. Ben mesela artık üzülmeye başladım bazı şeyler için. Kalemlere verilen paralar olsun, boyalara verilen paralar olsun. Bayağı bir şeye verilen pay olsun. Normal kalem de değil yani. Evet normal kalem de değil. Bir de hocalar abartı istiyor. Sanki bizim para su çeşmesinden akıyor gibi davranıyorlar. Bir fotoblon tanesi, fotoblok dediğimiz şey bir karton oluyor. Bu kartonun tanesi zaten olmuş 20 lira, 25 lira. İki tane alsanız 40 lira. Bunların yapıştırıcısı 20 lira. 60-70 lira. Bir de yanında hoca bunların kağıtlar istiyor, poster. Posterler istiyor. Posterlerin bir tanesini çıkartmak 15-20 lira olmuş. Yani bir buçuk ay içinde 600 lira para çıktı. Bu yüzden bütçe olarak eğer kendinizi hazır hissetmiyorsanız bence bunu bir düşünün. Ben de düşünüyorum. Çünkü benim zoruma gidiyor yani. Benim paramın olmasına rağmen zoruma gidiyor. Çünkü bu şeyler, yaptığımız şeyler bilgisayar üzerinden yapılabilen şeyler ve hani gelecekte belki hiç kullanmayacağız bile. O yüzden benim zoruma gidiyor. Yedinci soru, okurken hayal gücümü nasıl geliştirebilirim? Şöyle anlatayım size. İlk önce hayal gücüne gelmeden önce. İnsanlar doğduğu zaman ilk önce emekliyor. Emeklediğiniz zaman daha yürümeyi bilmiyorsunuz. Siz emeklerken nasıl geliştirip yürüyebilirim diyor musun? Demiyorsun. Bu da aynı öyle bir şey. Düşünsenize elinizde bir balyoz var. Bir de siz duvarın önündesiniz. Duvarın arkasında da hayal gücünüz var. Ve siz o balyozla her gün duvara vuruyorsunuz. O duvar elbet bir gün kırılacak ve o istediğiniz şeye ulaşacaksınız.
cümleyi toplayamadım ama çok güzel bir şey anlattım. O duvarı kırdığınız anda da hayal gücünüzün zaten geliştiğini anlayacaksınız. Bence hayal gücü gelişebilen bir şey. O yüzden hani mimarlığa başlayacaksınız, hayal gücüm yok işte ben yaratamam tarzında cümleler kullanmayın. Olacaktır ve olacak. Ve bunları, bu ödevleri, projeleri vesaire de yapmak zorundasınız arkadaşlar. Aynen. Yani geçemiyorsunuz dersten. Aynen. Dersten yani. Yoksa mimarlık 4 yani, yıl değil 6 yıl olur. Proje teslim sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Proje teslim süreçleri çok zorlu dönemler oluyor. Çünkü ödeviniz var ve siz o ödevi belli sürelerde yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve bu ödevi belli sürelerde yetiştirirken de başınıza birçok şey geliyor. Mesela eğer birinci sınıfsanız, elde çiziyorsanız, çizdiğiniz şeyin yarısına gelip hatta bitmek üzereyken yanlış çizdiğinizi görüp o kağıdı çöpe atmak zorunda kalabilirsiniz. Ve hayatınızın 3-4 saatinin birden boşa gittiğini düşünseniz. Düşünsene 3-4 saat hayatından birden çöp oldu. Ne hissedersin? Kafayı yersin. Bir daha yapmam o projeyi yani. Değil ben... mi? Ve siz kalemi tekrar alıp bu 4 saat ya da 3 saat tekrar çizmek zorundasınız. Belki tasarlamak zorundasınız. Belki de 2-3 defa tekrarlıyorsun. Evet. 2-3 defa tekrarladığın oluyor. Yani bu sürecin en zor şeyi bu. Sabır işi arkadaşlar. Ben yapamam. Hani bilgisayarda geri alma tuşu var ya, hayatta geri alma tuşunun olmasını diliyorum. Bazen gerçekten hani geri alma tuşu dilediğim anlar oluyor. Mesela bir maket yapıyorum. Maketim temiz olmuyor. Maketi tekrar yapmak zorunda kalıyorum. Maketin bir parçası var. Maketin o parçasını elimle 3 santime, 4 santime kestiğim oluyor. Bazen hani 1 santim için, ya milim için kestiğim oluyor. Ve bunun yamulduğunu düşünün. Tekrar tekrar maket bıçağıyla onu kesmek zorunda kaldığınızı düşünün. İlk sınıflarda elle yapacağınız ödevler için söylüyorum. Sizin için nasıl bir zaman kaybı, nasıl bir sinir, kafayı yediğiniz oluyor. Ve üstüne proje süreci boyunca hocam oldu mu? Bu nasıl sizce? Bir hocanızın fikrini almaya gittiğinizde hocanın sizin yaptığınız projenin tabanlarını alt üst edip sizin tekrar yeni bir şey yapmanızı isteyebilir. Sizin için nasıl bir his uyandıracak? Bunu bir daha tekrar size düşünün. Çünkü ben bunun içindeyken bazen kafayı yiyorum. Bu işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? O proje süreci bittikten sonra kendi eserinizi karşınıza koyduğunda, bunu ben yaptım deyince gördüğünüzde muhteşem bir duygu. Okuduğumuz üniversite ne kadar önemli bu bölümde? Her şey kişisel, size bağlı olan bir şey. Şu an dünyadaki giden süreçte girişimci olmanız gerekiyor. Her şey sizin girişimci olmanıza bakıyor. Nereden okuduğunuza bakmıyor. Siz bir iş yerinin karşısındaki bir adamın karşısında oturduğunuzda mesela senin gözlerinin içine ne kadar sert veya bu işi ben istiyorum gibi bakarsan ben o işi alırım. İstediğin istediğini desin. Ben o işi alırım. İşe böyle bakmak lazım. Ne zaman staj yapabiliyoruz? Mimarlığa başlayınca direkt işte ilk yaz ben staj yapmak istiyorum. Yok şöyle, hemen yok böyle. Atılayım. Hemen stajı atılayım. Ben hayata atılayım işte falan tarzında. Adam hazırlıkta okuyor, staj atılayım. Aynen. Öyle tiplemeler var. Sakın proje verin bana. Sakın yapmayın. Çünkü hani yok işte ortamın kokusunu alın, mimarlık kokusunu tadayım falan. Bence gerek yok. Ben size bir abiniz olarak öneriyorum. Çok tiyatro büyük değil arkadaşlar. Yani tozunu yutayım falan. Aynen. Mimarlık birinci sınıfı bitirdiğinde herkes bir yerlere çalışmaya veya başka şeyler yapmaya giderken abiniz Bodrum'da garsonluk yapıp o parayla da Interrail'a gitti ve hiç Avrupa'yı dolaştı. Ve Avrupa'yı dolaşırken o derste insanların öğrenemeyeceği şeyleri hani gezer derler ya, okuyan mı daha çok bilir gezen mi? Gezen taraftaydı. Ve kendime çok güzel backgroundlar sağladı. Sagrada Familia gibi Gaudi'nin eserlerinin olduğu bir şehre gidip Barcelona'da bulunuyor bu. Dünyada ilk siteyi bulan adamın siteyi nasıl bulduğunu gördüm vesaire vesaire. Kendime çok güzel backgroundlar sağladı. Eğer staj yapmak değil de kendinizi geliştirme şansınız varsa, bunları görme şansınız varsa görün arkadaşlar. Yemişim stajını. Salın gitsin. Öyle bir şeye gerek yok. Bu bölümü seçtiğine pişman mısın sen? Pişman değilim veya pişman araflardayım. Size şöyle diyemem. Bu bölümü severek, isteyerek okuyorum. Bazı günler lanet ediyorum. Bazı günler çok seviyorum. Ama lanet ettiğim günler, sevdiğim günlerden daha fazla. Ama sonunda yaptığım şeyi de gurur duyduğum zaman sevdiğimi görüyorum. Yani mimarlık çok karmaşık bir şey. Derslerin içerikleri ve amaçları neler sanırım? Gençler, derslerin içerikleri sizi tamamen geliştirebilmek ve mimarlığa hazırlamak üzerine kurulu. Sizin ilk önce ellerinizle beyninizin koordinasyonunu sağlıyorlar. Ondan sonra sizin geçmişiniz, dünyanın geçmişi hakkında bilgi vererek gelecekte yapacağınız yapılara, eserlere karşıki duruşunuzu sağlıyorlar. Bundan sonra da size bunun teknik bilgilerini, çizim detaylarını vesaire vesaire vererek sizi derslerle, içerikleriyle geleceğe hazırlıyorlar. Seni de mimar olarak yetiştirdik be kardeşim. Yok kanka, ben Allah korusun, hiç sevmiyorum. Jüride ağlayan oluyor mu? Jüri karşısında kesinlikle ağlayan oluyor. Genelde erkekler ağlamaz. Merak. Ben daha bir erkeğin ağladığını görmedim ama kızlar hüngür hüngür ağlıyor ve beni çıldırtma derecesine geliyor. Tamam, ben de uğraştım o kadar. Bana da çok laf söyleniyor bazen. Ama umurunuzda olmasın. Dünyaya girme tekrar. Çünkü ben hocaların dediklerini genelde takmıyorum. Neden takmıyorum derseniz, bazı hocalarımız var. Kendilerini çok egoist zannediyorlar. Bizim okulda da var. Çok sevmediğim hocalar da var. İsim vermek istemiyorum. Ve sürekli sizi aşağılama üzerine kurulu bir düzeni olan bazı hocalar bile tanıyorum. Adam kayıran hocalar bile tanıyorum. Ama sizin her zaman duruşunuz dik olursa, dersinize çalışıyorsanız, yaptığınız şeyin neden yaptığınızı, temellerini biliyorsanız sizin karşınızda kimse duramaz. Eğer sizi yıldırmaya çalışıyorlarsa,
ağlatmaya da çalışıyorlarsa, var ki böyle hocalar. Öyle değil. Bazı hocalar kendini tatmin etmeye çalışıyor. Onu tatmin etmesine izin vermeyin. O hocanın ilk önce dönüp bak kendine bir bakmasını istiyorum. Çünkü 50-55 yaşına gelmiş atıyorum. Ve dönüp kendine baktığında senin geçmişinde sen mimarlık olarak ne yaptın? Tamam hoca oldun ama ne yaptın? Sinirlendim. Okulda arkadaşlarınla aran nasıl? Okulda arkadaşlarımla aran pek iyi değil. Çünkü arkadaşlarıma... Yok. Arkadaşlarım aslında Samet'in arkadaşı yok artık. Benim arkadaşlarım gerçekten çok sınırlı. Çalışma tempom, başarmak istediklerim falan çok fazla olduğu için hep bir koşuşturma içerisindeyim. Buğra biliyor. Yani okuldan çıkıyorum, video çekiyorum, yemek yiyorum, yatıyorum. Hani hiç böyle bir vaktim var mı sence bir insanlarla communication kurmaya falan? Yok. Ama bu dönem elbet geçecek çünkü hayallerime giden yolda şu an sizinle konuşuyorsam bunun için konuşuyorum ve karşımda siz varsınız. Ben sizi arkadaşım olarak görüyorum. Hayatta paylaşamadığım şeyleri bazen sizden aldığım mesajlarla bunu tatmin edebiliyorum ve yaptığım şeylere de bana devam etme gücü, koşma gücü veriyor ve sizin sayenizde bunları yapıyorum. Bu benim için daha önemli. Elbet onlar bence bir gün telafi edilir. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden arkadaşlarımla aram şu an çok zaman ayıramadığım için çok iyi değil. Gençler, ben Samet Özcan. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıya merak ettiğiniz soruları, çekmemizi istediğiniz mimarlık videolarını aşağıya yazabilirsiniz.